Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. Kur'an-ı Kerim kıssaları video serimizde bugün Kur'an-ı Kerim'in Bakara, Nisa, Araf ve Nahl surelerinde geçen Cumartesi hadisesi kıssasını hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videolarımıza yorum ve beğeni yapıp paylaşarak destek vermeyi unutmayın. İyi seyirler. Deniz kıyısında kurulmuş bir köy vardı. Bu köyün evleri, üzerleri sarmaşıklarla örülmüş halde kayaların üzerine inşa edilmişti. Köyün ismi öteden beri Eyle adıyla anıla gelmişti. Köy halkı geçimini balıkçılıktan sağlardı. Zaman zaman balina avlarına da çıkarlardı. Köyde çok sayıda gemiyle bu gemilerin yapıldığı atölyeler de vardı. Köyde Beni İsrail'den yani İsrail oğullarından bir topluluk yaşıyordu. Ve insanlar atalarından öğrendikleri gibi Cumartesi gününü kutsal kabul ediyorlardı. O zamanlar İslamiyet henüz inmemiş olduğundan hak din Musevilikti. Ve Allah da İsrail oğullarına Cumartesi gününü ibadet günü olarak değerlendirip o gün çalışmamalarını emretmişti. Gerçekten de Cumartesi gününde tarla işleri, üretim, av, ticaret ve benzeri dünyevi işlerin yapılması yasaklanmıştı. Mesela o gün onlar balık avlamazlar ve diğer sahalarda çalışmazlardı. Ve o günün kutsallığını çiğneyip herhangi bir haram işleyeni acı bir azapla uyaran Allah'ın emri vardı. Eyle köyünün halkı geçimlerini av ve av ticaretiyle sürdürmekle birlikte amber ticareti yapanlar da vardı. Amber normalde balina balığı hastalandığı zaman bağırsaklarında oluşan sarı renkli bir maddedir. İçerisinde amber taşıyan balina öldüğü vakit bu madde dışarıya atılarak su yüzeyine çıkıyordu. Ve bunun ticareti köye büyük bir gelir sağlıyordu. Köyde yaşanan en ilginç olay, Cumartesi günleri ve geceleri sahilde bulunan iki büyük beyaz taşın etrafında kaynayan balıklardı. Balıklar Cumartesi günü ve gecesi kendilerini burada güvende hissederlerdi. Haftada bir gün insanların kendilerini seyrettikleri halde avlamadıklarını fark etmişlerdi. Balıklar bu yüzden Cumartesi günü ve gecesi o iki beyaz taşın etrafında toplanır, sakin sakin yüzerlerdi. Cumartesi gecesi sona erince de balıklar artık güven ve barış zamanının bittiğini anlayarak açık denize açılır ve gözden kaybolurlardı. Sonrasında da halk birçok zorluklarla bu balıkları avlamaya çalışırlardı. Bu görüntünün tekrarlanıp durması köy halkının iyice dikkatini çektiğinden kendi aralarında konuşmaya, tartışmaya başladılar. Aslında bilmedikleri bir şey vardı. Bu olay onlar için Allah tarafından bir imtihandı. Balıkların bu şekilde acayip davranışları Allah'ın isteğinden başka bir şey değildi. Balıklar düşünebilirler mi? Bu yaratıklar herhangi bir şekilde düşünebilme yeteneğine sahip olabilirler mi? Şayet cevap hayırsa, o zaman nasıl olur da Cumartesi günlerinin kendileri için emniyetli olduğunu bilebilirler ve diğer günleri belirleyip nasıl ortadan kaybolabilirler? Acaba denizde zamanı gösteren bir güneş saati mi var? Balıklar Cumartesi gününü nasıl bilebiliyorlar? Bu nasıl iştir? Bu
Bu görüntü köydeki birçok avcıyı hayrete düşürdü. Ve cumartesi günü haricindeki gün ve gecelerde balıkların kıyıya hiç yaklaşmaması onların şaşkınlığını her geçen gün daha da arttırıyordu. Zamanla köyün gelirlerinde büyük değişmeler olmaya başladı. Artık avcılar günlerce balığa çıktıkları halde elleri boş dönüyorlardı. Bu durum karşısında köyün ileri gelenleri bir araya gelip gelişmeleri değerlendirmeye başladılar. Çarşıda açlığımızı gidermeyen küçük balıklardan başka balık kalmadı. Artık çarşımız zenginliğini kaybetti. Evet, haklısın. Denizden ağlarımızı çektiğimizde yosunlardan başka hiçbir şey göremez olduk. Hiç balık yok ve artık kış da geliyor. Avcılar geçimlerini neyle sağlayacak? Çoluk çocuğumuza nasıl bakacağız? Balıklar sanki bizimle dalga geçiyorlar. Onlar avın bize haram olduğu günde ortalıkta görünüyorlar. Haftanın diğer günleri ise kayboluyorlar. Bu balıklar bize resmen meydan okuyorlar. Bu tip karşılıklı şikayetler devam ederken topluluk iki görüşe ayrıldı. Allah bizi bu olaylarla imtihan ediyor. Sabredip denize açılmaya devam edelim. Kim bilir? Olur ki Allah başımızdaki bu belayı kaldırıp rızkımızı genişletir. Bırakın, bırakın bunları. Bu teslimiyet ve ümitsizlik. Evet, ümitsizliktir. Baksanıza. Balıklar bizi aldatıp bizimle alay ediyorlar. Doğru. Değil mi? Evet. Onların bu şekilde davranmalarına asla ama asla izin vermemeliyiz. Evet, vermemeliyiz. Bu şekilde konuşmakla kastettiğiniz nedir? Kastettiğimiz apaçık ortadadır. Ve hepiniz ne olacağını göreceksiniz. Evet. Köylüler arasında bir anlaşma sağlanamadan toplantı bitti. Bu olayda müminlere karşı çıkan inatçılar grubu kendilerine göre bir çıkış yolu buldular. Düşünceleri fırtınalı bir denizin dibindeki karanlık kadar korkutucuydu. Madem balıklar bizimle alay ediyorlar, biz de onlara küçük bir oyun oynayalım. Biz ağlarımızı cumartesi balıkların her zaman geldiği yere atarız. Ve pazar günü de erken vakit balıkların kaçmasına izin vermeden ağlarımızı çekeriz. Böylece hem fakirlikten kurtulmuş oluruz hem de dinimizin yasaklarını çiğnememiş oluruz. Benim de bir fikrim var. Biz biliyoruz ki denizden köyün içlerine kadar uzanan doğal kanallar var. Öyle değil mi? Şimdi cumartesi günleri kanallar balıkla dolduğunda kanalın denize açılan yerini kapatır. Pazar günü de rahat rahat oraya dolan balıkları avlarız. Evet, avlarız. Bakın arkadaşlar. Aslında söyledikleriniz mantıksız değil. Ama bana öyle geliyor ki bu fikirler dinde hile yapmak gibi bir şey. Olur mu canım? Bu dediklerinizi yaptıktan sonra başımıza kötü şeyler gelmesin. Düşünmeyin. Fakat insanların gözleri kötülük için kararmaya görsün. Artık onlar hiçbir uyarıya kulak asmazlar. Ve cumartesi günü gelip çattığında inatçılar grubu hilelerini gerçekleştirerek balıkları ağlarında hapsettiler. Ve pazar günü de ağlarını balıklarla birlikte çektiler. Sonra da bu olay karşısında sabahlara kadar eğlenceler düzenlediler. Kadınlar ve erkekler lambaların ışığı altında şarkılar söyleyip dans ettiler. Ertesi gün inananlar ortalıkta döneni öğrendiklerinde dehşete düştüler. Bütün bu balıklar nereden geldi? Biz onları çabalarımız, zeka ve gücümüzle denizden avladık. Evet.
Cumartesi günü mü avladınız? Cumartesi mi? Pazar günü, evet. Onları pazar günü avladı. Bu çok şüpheli bir durum. Pazar günü biz de denize açıldık. Ve eskisi gibi avlanamadan döndük. Denizde hiç balık yoktu. Sizin balıklarınız nereden geldi? Tabii ki denizden geldi. Siz de bilirsiniz ki balık ne karada yaşar ne de havada. Ne de havada. Bu olay imanımızda hile yapmaktır. Onlarla oynamaktır ve bunu yapanları korkunç bir azap beklemektedir. Allah'a yönelin ve günahlarınızın bağışlanması için ona yalvarın. Bu olaylar sonrasında köy 3 gruba ayrıldı. İlk grup dinle oynamayı kesinlikle kabul etmeyerek insanlara nasihat edenlerdi. Diğer bir grup dine hile karıştırmaya devam etmek isteyenlerdi. Ve sonuncu grupta onları seyredip hiçbir şeye karışmayanlardı. Bunlar ne hileyi reddediyorlardı ne de nasihat ediyorlardı. Sadece hiçbir şey yapmadan öylece bekliyorlardı. Ve en sonunda köy halkı birbirleriyle silahlı mücadeleye giriştiler. İnkar edenler çoğunluğu oluşturuyordu ve müminlerin sayısı azdı. Fakat çarpışmalarda güçler eşit çıktı. Bunun üzerine insanlar yenişemeyip silahlarını bırakarak oturup konuşmaya başladılar. Bu çatışmada tarafsız olan grup müminlere şöyle söyledi. Bu bir azapla cezalandıracağı bu insanlara siz neden nasihat ediyorsunuz? Muhakkak ki Rabbimize bizim için mazeret olsun diye onları engellemeye çalışıyoruz. Allah bizim onlara nasihat edip görevimizi yerine getirdiğimizi bilsin diye. Ve yine onların içine düştükleri bu günah ve inkar denizinden kurtulmaları için nasihat ederek hile yapmalarını engellemeye çalışıyoruz. Onları başlarına gelecek azaba terk edin. Onlara nasihat etmeye değmez. Çünkü onlar bunu önemsemezler. Bu sırada inkarcılardan biri müminlere bağırdı. Köyden çıkın ve köyü bize bırakın. O sizin köyünüz olduğu kadar bizim de köyümüzdür. Köyü asla terk etmeyiz ama isterseniz siz çıkabilirsiniz. Hayır, bu köy bizimdir ve onu bırakıp hiçbir yere gitmeyiz. Evet, gitmeyiz. Böylece çatışma bir daha şiddetlendi. Bunun üzerine insanlar taraflar arasında bir set inşa etmeye karar verdiler. İnkar edenler dinde yaptıkları bu hileler sonucunda zenginleştiler. Kendilerine muhteşem evler yaptılar. Mücevherler ve altınlar satın aldılar. Bütün bunlar olurken müminler de inkarcılara nasihat edip iyiliği hatırlatmaktan geri durmadılar. Onlara sabırla Allah'a itaat etmelerini ve onun emirleri doğrultusunda hayatlarını düzenlemelerini hatırlattılar. Onlara iyiliği emredip kötülükten men ettiler. Fakat inkar edenler tüm bunlar karşısında kibirlenip akıllarına estiğince hareket ettiler. Nasihatlere kulak asmadılar ve kendilerine yasaklanan davranışlara devam ettiler. Davranışları Allah'a ve onun emirlerine açık bir isyandı. En sonunda inkar edenler imtihanı kaybettiler. Allah onlara hepiniz aşağılık birer maymun olun dedi. İnkarcıların tamamı maymuna dönüştüler. Allah tüm inkarcıları ziynetleri üzerlerinde olduğu halde maymuna çevirmişti. Onların insanken maymun şekline girmeleri bu kavme isabet eden korkunç bir azaptı. En şerefli varlık olan insan özgürlüğünden ve yüksekliğinden koparak zavallı bir maymun haline dönüşmüştü. Onlar artık maymundular fakat maymunlar gibi hareket etmiyorlardı. Maymundular fakat maymunlar gibi hissetmiyorlardı. Ve bu maymunlar dehşet içinde çığlıklar atmaya başladılar. Konuşmak istiyorlar fakat konuşamıyorlardı. Mümin olan akrabalarının, komşularının ayaklarına sürtünüyorlar. Onlara başlarına geleni anlatmaya çalışıyorlardı. Maymunların bu manzarası müminleri dehşete düşürdü. Sonunda müminler köyü terk etmeye karar verdiler. Hemen av silahlarını, eşyalarını alarak erkek, kadın, çoluk, çocuk hep birlikte yola düştüler. Sahil şeridinden yürümeye devam ettiler. Kimse konuşmuyordu. Herkes dinle alay edip ona hile karıştıranların akıbetlerini düşünüyor, onların maymunlaşmış hallerini gözlerinin önünden silemiyorlardı.
ve sahil yolu önlerinde sonsuzcasına uzayıp gitti. Müminler durmadan yürüdüler ve onların kumsallar üzerinde bıraktıkları ayak izlerini dalgalar silip süpürdü. Bismillahirrahmanirrahim. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم. Ey Muhammed, onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk. Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık. Kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Kıymetli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videolarımıza yorum ve beğeni yapıp paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.